hocam, saygılar, ayıp başarılar. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Allah bağışlasın. Siz gezide çalışıyorsunuz. Öyle mi? Ne güzel. Gezmeye mi çıktınız? Evet, hoş geldiniz. Başkanım. Kolay gelsin, başarılar. Hoş geldiniz. Kulağım! Hoş geldin başkanım! Kulağımdan selamlar! Selam! Teşekkür ederim. Daha müsaade. Şeylerim çok şey hatırlıyor musunuz? Evet. Oh, bak nasıl hatırlıyorum. Evet, öyle. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Merhaba, devam edin arkadaşlar. İyi misiniz? Bak işleriniz güzel olsun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kararınız size. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkürler, afiyet olsun. Çok naziksiniz. Evet, adalara hoş geldiniz. Büyükada'dayız. Büyükada'da Nizam Camii depreme dayanıklı olmadığı tespit edilmiş. Burada ibadeti yoğun olan bir camimizdi. Bu tespitten sonra buranın yıkılması gerekiyordu ve yerine özenli bir tasarım, hem çevreyle uyumlu hem adaların bu güzel coğrafyasına, doğasına mesaj verebilen bir tasarımla mimarlarımız yola çıktılar ve güzel bir biçimde buraya yerleştirilen güçlü bir statik yapısıyla depreme dayanıklı hem estetik farklı fonksiyonları da olan bir camimizi bitirdik. Bugün o caminin açılışında Büyükada'dayız. Tabii aynı zamanda camimizde ibadet edilen yerin dışında bir taziye evi, bir aşevi var. Dolayısıyla özellikle burada yaşayan bir kısım vatandaşımızın taziye talepleri olduğunda da kolaylıkla yönlendirilebilecek ve taziye kabul edebilecekleri bir mekanı da yine cami içerisinde oluşturmuş olduk. Tabii camilerimiz çok önemli. Buralarda insanlar caminin içine girdiği anda her yönüyle eşitlenirler ve yan yana bir safta dualarını ederler, Yaradan'ına sığınırlar. Bu böylesi maneviyatı yüksek olan camilerimizin de her yönüyle topluma sağlıklı ve güzel mesajlar verebilmesini hep önemsemişimdir. Tarih boyunca İstanbul'da var olan çok önemli, çok kıdemli, çok farklı izleri olabilen mimarlık eserleri var. Ama yanı sıra bazen mahalle içinde, bazen bir sokakta oranın yaşayanların ihtiyacını görecek boyutta yapılan naif, çevresiyle uyumlu, çevreci ve çok nadide eserler de var. Geçmişten bugüne hem Osmanlı döneminin hem Cumhuriyet döneminin bu anlamda çok güzel eserlerini İstanbul'umuzda görebilirsiniz. Büyükada'nın da çok önemli bir özelliği var. Burası aynı zamanda bütün inançların bir arada yaşadığı çok özel bir coğrafya. Burada sonsuz bir saygıyı görürsünüz. Her inançtan insanın birbirine olan sevgisini ve komşuluğunu, hemşeriliğini yaşarsınız. Bu bağlamda da bugün bu açılan camiye ben iyi biliyorum ki gelirken selamlaştık. Her cemaatten, her inançtan insanlarımız bizimle selamlaştılar ve bir arada buraya geldik. Lokmayı da bizlerle birlikte paylaştılar. İstanbul'un
Adalar gibi çok farklı semtleri ve mahalleleri de var bu yönüyle. O bakımdan bu caminin bütün komşularıyla, bütün inançlarıyla birlikte adalarda açılması da bizim için çok çok kıymetli, çok güçlü mesajlar içeren, dünya barışına, dünya huzuruna da buradan çok önemli göndermeler yapabilen bir açılıştır. Bu bağlamda emeği geçen iki mimarımıza da, ki biri kadın mimarlarımızın, iki mimarımıza da, yüklenicisine, kurumumuzun birimlerine, bütün emekçi dostlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük adaya hayırlı uğurlu olsun. Efendim, yerel seçim takvimi de hızla devam ediyor. Dün İstanbul'da iki ilçenin, Pendik ve Fatih'in adayları açıklandı. Geri kalan adaylar ne zaman açıklanacak? Kamuoyuna ne zaman açıklanıyor? Bir takvim belli mi? Yani hem genel merkezimizde, hem İstanbul İl Başkanlığımızda ve elbette ki bizim Büyükşehir Belediye'miz olarak geçirdiğimiz 4,5-5 yıldaki deneyimlerimizde aktardığımız çalışma merkezleri var. Bu anlamda çok hassas ilerlendiğini biliyorum. Her yerde hem vatandaşlarımızla iyi diyalog kurabileceğine inandığımız güçlü adayların oluşması yönünde çalışan heyetler söz konusu ve aynı zamanda tabii ki sonrasında da güçlü bir yönetim kabiliyetini bütün İstanbul'a yaygınlaştıracak bir tasarım içerisinde olduğunu biliyorum partimizin kurumları. Dün itibariyle de parti meclisimizin takdiriyle İstanbul'da Fatih'te Mahir Polat arkadaşımız, yine Pendik'te de Tarık Balyalı arkadaşımız adaylığa layık görüldüler. Kendilerine başarılar diliyorum. Umut ederim ki çok geçmeden, yıl bitmeden, yani bu 3 ayın en güçlü şekliyle kampanyada değerlendirildi ki bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmediği ama çok büyük nüfusa sahip ilçeleri de ayrıca çok önemsiyorum. Hızlıca adaylar belirlenir. Bu yönde çalışmaların sürdüğünü biliyorum. Bu hassasiyetle süreci yöneten bütün kurumlarımıza, il başkanlığımıza, parti meclisimize ve elbette ki çok kıymetli genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e İstanbul adına teşekkür ediyorum şimdiden. Evet, teşekkürler. Evet, buyurun efendim. Dolayısıyla İstanbul genelinde yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Asya Abone İşleri Daire Başkanlığı sınırları içerisinde bulunan adalar ilçemiz mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarında kazısız rehabilitasyon teknikleri kullanılarak rehabilite edilmiştir. Adalar doğal ve tarihi sit alanı olduğundan açık kazı ile altyapı tesislerinin inşa edilememesi altyapı hatlarının ekonomik ve fiziksel ömrü kilometresini biz temizliğini yaptık, kombinelerle temizledik başkanım. 33 kilometresinin de görüntüsünü aldık. Görüntü aldıktan sonra da biz bunları kodlama yaparak, 5 tane kodlamamız var. Bu kodlamalar sırasıyla yeşilse arıza yok, sarıysa 48 ay sonra kontrol edebilirsiniz. İşte turuncuysa 24 ay, kahverengi ise 12 ay. Kırmızı ise hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Bunları da biz CBS sistemimize işliyoruz. Bu CBS sistemimiz üzerinde bunları takip ediyoruz. Burada da şöyle geçelim. Burada da kazmadan, çevre rahatsız edilmeden, depremde toprak kaymalarında önleyici, kimyasal malzemelere dayanıklı. Bir de debinin akışkanlığını daha hızlı sağlayarak daha fazla debi geçirilmesini sağlayan özellikleri var katlama yöntemini Sayın Başkanım. Sosyal boyutları trafik ve çevre rahatsızlığına sebep olmuyor. Vatandaşları mağdur etmiyoruz, rahatsız etmiyoruz yani. Burada adalarımızda Büyükada'da 13.493 kilometre, Heybeliada'da 4.123, Kınalıada'da 2.589, Burgazada'da 4.281, toplamda adalarda 24.485 metre kaplama yaptı.
Bunun da ekonomik olarak yani yatırım bedeli 69 milyon. Şu ana kadar yaptığımız. Evet. 2019'da Haziran'ından bugüne kadar yaptığımız. Şu anda da halen devam eden çalışmamız var. Bu öngörümüz 5 kilometre daha kaplama ihtiyaç var. Onun tamam diyeceğiz. 5 kilometre yani daha bu yapacağız. Acil ihtiyaç gibi mi bakalım bu 5 kilometre? Evet, evet genel. Evet başkanım. Peki yani bu bir maliyet avantajı da sağlıyor. Evet. Şimdi kazılı yöntemle yapmış olsaydık bunun 83 milyon gibi bir bedel ödeyecektik. Kazısız yöntemle yaptığımız için biz 69 milyon gibi. Bu yani şişirdikten sonra o kalıbı aldıktan sonra artık bir taşıyıcı pozisyonunda oluyor aynen mu? Aynen öyle. Gösteririz. Tamam. İkinci şey ne kadarlık bir çapa kadar bu ürün kullanılabilir? 1200'lük çapa kadar yapıyorlar. Öyle mi? 1200'lük. Evet. Un kapanında yeni yaptıkları. Şey 1200 milim bir önemli yani. Evet. Ama başka en önemlisi yani burada hani. Yani 1.20 az bir şey değil çünkü. Tabii. Yani başkanım 1 saat 15 dakika civarında 160 metrelik malzemeyi yumuşatıyoruz. Yumuşattığımız malzemeyi vinç yardımıyla hattın içerisine çekiyoruz. Sonra özel tıpaçlarla kapatıyoruz ağızlarını. Taktıktan sonra soğutma mekanizması devreye giriyor. İçerisinde kürleme işlememiz soğuk su buharıyla devam ediyor. Bu çıkan buharlar tamamen su buharıdır. Çevreye hiçbir zararı sıkıntısı yoktur. Kötü kokusu da yoktur genel başkanım. Efendim? Bence etrafına bir buhar uyarısı yapın. Buharından tamam. Rahatsız olmayın tamam. Su buharıdır. Diye yazsın. Evet. Tamam başkanım. Sıcak da olmadı. Millet bir şey aynen. Zanneder. Aynen yani. Başkanım. 1 saat 15 dakika kadar da hava durumuna göre değişebiliyor. Soğutma. Kürleme işlemimiz devam ediyor. Kesiyoruz ondan sonra anında da kamera aracımız burada. Buhar onun şeyini yapıyoruz. Buhar. Aynen. Evet yani. Bu hale geliyor başkanım. Yani şey içerisinde. Sayın başkanım 2500 300'lük evet. Başkanım Yukatöme teste gönderiyoruz. Arabacılardan aldığımız malzemelerdir bunlar. Çekme ve halka riciklikleri dahil dayanıklılığı 2700 megapaskal civarında. Megapaskalı. Yerli mi bu ürün? 2700 mili. Bu Foldenform. Foldenform'un son hali bu. Yerli. Bir de ultra CITP ürünümüz var. Avrupa evet. Yakasında kullanıyoruz. Onu ithal ediyoruz. CTP bazlı malzeme gelen bir durumu. Şey başkanım. UV ile yapılan bu buş sistemle yapılabilen. Birbirine göre avantajları vesaire. Orada yapamadığımız şeyi burada yapıyoruz. Biz pik borudan PVC'ye geçtiğimiz zaman cadde ortasına çıkıp üstünde zıplıyorduk ki kırılmadığına inandıralım diye 77-78'de. Başkanım sadece Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir makaleye göre PGV değerine göre en az kırılma dayanımlarına sahip olan depreme dayanıklı. Gel ver şunu çekelim. Buyurun başkanım. Enteresan güçlü bir iş. Tabii burada anladığım kadarıyla kanal çaplarının boyutu da yeterli ki bununla geçebiliyoruz tabii, buraları. Tabii. Bir tarihi aramada da çökme olduysa başkanım çatlamalar vesaireler var ise bu şekilde kalkıyoruz. Evet. Ama taşıma kanalı kapatmış yani. Onların zorunlu olarak kazı yapmak zorunda. Başkanım bir de sürtünme kat sayısından dolayı %20 çap büyümüş gibi çalışıyor. Hızlı akış sağlıyor yani. Yine kimyasal şeylere karşı dayalı başkanım. İstanbul genelinde şu anda kaç 275 kilometre yaptık. 2019'dan bu yana yaptığımız 2014. 2019'dan mı yaptık? Bizim de ne peki 662 milyon gibi de İstanbul genelinde Haziran ayında 2019 Haziran'dan bu yana yaptığımız yatırım. Ama içi olarak en yoğunlaştığımız şeylerden bir tanesi burası. 24 tabii özellikle bu kapalı çarşı çevresi vesaire tabii orada bir yağmur suyu sorunu da var. Bildiğim kadarıyla bir tünel açma meselesi var ama oralarda... Şeyde yaptık başkanım. Mesela hemen bizim şey kemeri, valens kemerinin altından mesela evet. Uygulama yaptık. Orada mesela kazma imkanım yok. Tarihi yapar. O iki ara tıkanmıştı. Tahmin ettik mesela bu şekilde. Çişi de çok yaptık başkanım. Hatta orada bir de... Çekti mi şu anda? Evet, şu anda içine doğru çekildi. Oradaki bacamızın ağzını gördük. Bağlantılarımızı yaptık. Burada da tıkaçımızı yapacağız başkanım.
içinde şişireceğiz. Birleştirmeyi nasıl yapıyorsunuz bir aşamada? Tamamen geriyoruz başkanım. Gerildiği için de şişli iç cidarının olduğu gibi bütün şeklini alıyor. Soğutma işlemiyle beraber zaten bu adı folden form olma sebebi katlan şekiller. Katlan fabrikada katlanıldı. Şu yani şeyin olduğu yer, evet. Bacanın olduğu yerde bir işlem yapıyor musunuz? Bacanın altında dibinde tıkaçta kapatacağız şu anda. Soğutma ile beraber küllememiz bitecek başkanım. Biz devamını orada mı göreceğiz, buradan mı? Esasen şöyle söyleyeyim, orada da çekilmiş an aslında arabacı olsaydı, arabacılığın o halini de görmüş olurduk. Burada aynı şeyi görmüş olacağız başkanım. Aynı tıkaçlar çünkü. Tamam, sorun yok. Başkanım özellikle hani deprem içinde yaptığınız değil mi başkanım? Bunu vurgulayabilirsiniz. Yani deprem açısından bayatının olduğu yer olduğu için hatlarının esnekliği artıyor, kaplaması yapılıyor denilebilir başkanım. Evet. Şeyde de var zaten, deprem yöre şeyde altyapılarla ilgili bir deprem yönetmeliği vardır. Evet başkanım, genel müdürüm. Konuda temel başlıkları üzerinden bir program hazırlıyoruz. Yani bu İSKİ, evet. Kentsel dönüşüm, işte bu tabii İSKİ'nin içinde işte bu yağmur, su, sel baskınları, bunun gibi özellikli işler, arıtma vesaire, park bahçelerin yeşil alanları, orada ortak vadi çalışmaları, ama böyle 4-5 başlıkta Murat Bey'e söyledim. Mutlaka bu işi orada anlatalım. Evet. Yani. Ya bu çok hani depremle ne alakası var gibi deniyor ama esasen depremde kanallar, beton kanallar şeyde tamam, beton kanallar kırıldığında bir endişe aynen uyandırıyor özellikle. Başkanım, ama bu beton kanallardaki şeyi de esnekliği de sağladığı aynen, için aynen, yes, deprem sensin. Açısından da bir dayanıklı. Deprem haritasına esnek göre genel müdürüm, İstanbul'da zaten Adalar bölgesi bordo kuşakta kalıyor deprem fay hattına göre. Bizim yaptığımız şey de aynı zamanda depreme karşı ön hazırlığımızı da tamamlamış oluyoruz inşallah yani. Başkanım. Evet. Şöyle bir aşağı imalat yapılan yerin görüntüsü, temizliğin yapıldıktan sonraki hali. Biraz yüksek sesle bak başkanım. İmalat temizlikte yapıldı, görüntüsünü burası alırken. Burası bağlantı geldi. Burası bağlantı dediğimiz, kaplama yapıldıktan sonra çekildikten sonra buraları freze dediğimiz. Sadece bağlantı kısmı kesilip, freze ile kesilip açılacak yani. Şu evlerle olan. Evden gelen bağlantı. Evet. Şu boşluklar da kapanmış oluyor. Sadece şu bağlantıyı açıyoruz. Yani biraz hızlandırayım ben bunu. Elinize sağlık. Teşekkür hadi ederim. Bakalım. Sağlık. Başarılar. Sağlık. Teşekkürler. Güzel bir iş. Yağmur çok yağmadan geçiyor. Evet. Kocaman delikanlılar gelmiş. Kaçıncı sınıftayız? 3. Oo, herkes aynı sınıfta mı? Aferin. Fotoğraf çekelim. Adaların böyle delikanlılarıyla. Sen de gel. Biz kahramanız. Başkanım burada. Tamam. Tamam mıyız? Sağ ol bir tanem. Öpüyorum seni. Başarılar. Entelektüel berberimiz. Evet. Anamız var. Ekrem Başkanım. Güngör, gel buradan. Çekme abi, çekme. Buradan çekme. Hadi, şapak. Bir haftalık bir yeşil alanda da çalışmamız var ve bankları koyup artık burayı. Bir haftada mı? Evet, evet. Çekeceğiz. Çek abi. Yarın da çekiyorsun. Eyvallah. Büyükada Balıkçı Barınağı ve Horozeis Parkı projesi. Yaklaşık toplam proje alanımız 8700 metrekare. Park Bahçeli Daire Başkanlığı ve Yol Bakım Daire Başkanlığı ortak bir çalışma yaptık biz burada. 4500 metrekare civarında sert zemin baskı beton uygulaması. 2500 metrekarede yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Mendirek devamına da mendirek başkanı son beton yaptık yani. Hepsini. Evet, evet. Aydınlatmalarını yeniledik. Hatırladın bu tabii. Şey bizim balıkçıları ziyaretimizdeki evet, şikayet. Evet. Değil mi bu? Tamam. Evet, evet. Aydınlatmalar da yenilendi başkanım. Park içinde de yeni aydınlatmalar yapılıyor. Bir 15 gün içinde tamam mı? Bitmiş olacak. Nasıl yarın da oyun kurulu gelecek. Koyacaksınız. Buraya uygun bir aydınlatma. Bizim şehir aydınlatma müdürlüğü seçti başkanım aydınlatmaları. Park başkanlar da projeye uygun, uygun. Yani 15 günde bitecek. Değil başkanım. Bunların hepsi kalkacak. 15 güne kadar bitirmiş olacağız. Daha sonra bak, ön tarafa da onların rahat girebileceği şu anda bir tehlikeli bir durum var. Oraya da kazıkları çekip çelikleri koyacağız akabinde. Bir de balıkçılarımızın istediği karşıda bir depo alanları var. Ufak tefek bu alanda denizin yükselmesine gelen su baskını olan bir yer var. Oraya siparişe verdik, malzemeleri getireceğiz. Balıkçıların olduğu yer. Böyle. Sadece eksik kalan beton uygulamalarımız oyun altı, oyun grubunun altı ve fitness gruplarının altındaki beton uygulaması var.
Onlar bitecek. Bir 15 geçmiş olacağız burada. Evet. Park bahçeleri bir hafta geçiş alanı. Yani şu haliyle banklarınız falan yerleşecek. Banklar yarın geliyor. Banklar yarın geliyor. Ya park bahçelerinin bir haftalık işi var. Evet. Daha sonra beton uygulamaları bitecek. Ve tamamlamış oluyoruz. Peki. Hazırlamış oluyoruz. Burası da yani herkesin de ilgisi çünkü evet. Burası yazlıkçılar atıldı. İçin de çok, çok gözde bir mekan. Öbür tarafta yok çünkü boşluk bir alan. Tabii tabii. Evet. Güzel. Hayırlı olsun. Zor da bir uygulamaydı burası. Bitmiş haline görürüz. Elinize sağlık. Evet. Uygulama zorluğu şey mi? Sevkiyatla ilgili. Sevkiyatla ilgili. Yani okay. Betonu burada hazır bir makineyle gidip kaldı. İyi, yerine. Sevindim. Ben zeminde hatırladım buradaki yani. Ziyaretteki tabii, şikayeti tabii. Hatırladım, evet. Dokusu da iyi oldu. Bir de hani, şunlar falan bakarsak öyle girdik yani. Yani onları beklesek olmaz. Olmaz, ha. Öbür taraftan. Evet, bu biraz şey deprem, ağırlar vesaire var. Ama kaymakamlığın da desteği var. Belediyemizin tabii, tabii, desteği tabii. Var. Hoş geldin. Göster, göster. Eyvallah. Başkanım. Göster başkanıma şeyi göster. Aç, aç, tek tek. Dur, yardımcı olayım. Başkanım sizin resimleriniz yok. Hayır, kurban olurum. Çok hoş. Senin güzel yüreğine sağlık. Ben sana birkaç kitap yollayacağım. Olur. Tamam mı? Böyle İstanbul fotoğrafları, olur. Vapurlar. Evet. Kurban olurum sana. Teşekkür ederim. Onur duydum. Kardeşim benim, sağ olasın. Var ol. Size yok, sen size bana... veriyor başkan, size. Ya ama sen de dursun. Sizde kalsın diye başkanım. Allah Allah, bunu müzeye koyacağım. Tamam, bunu müzeye koyacağım. Bunu müzeye koyacağım. Ama şey, senin bilgilerini yazsaydık bunun bir yerine. Tamam, bunu bilgilerini alalım, bunu bir yere koyacağız. Tamam mı Ercan Bey? Biz bunu sergileyeceğiz yani. Çok naziksin, teşekkür ederim. Hakkını helal et. Yılmaz. Yılmaz abi, hakkını helal et. Tamam, görüşürüz. Hadi bakalım, teşekkürler. Ben onu çok özel bir yerde sergileyeceğim. Sana da ben kitap yollayacağım, tamam mı Yılmaz abi? Hadi bakalım.